Gider Haber ekranlarından herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Rasim Ozan Kütahyalı ile Haber Yorum'da karşınızdayız. Kusura bakmayın benim de dilim <laughs> damağım tutulmuş evet, bir şekilde evet, konuşamıyorum neredeyse. Maalesef. Çünkü yine bugün de yayınımıza girmeden önce bir kadın olarak öyle vahşi şeyler, öyle vahşi görüntüler gördüm ki dilim tutuldu. Ee, sayın Kütahyalı kusura bakmayın. Hoş geldiniz. yok seni çok iyi anlıyorum. Yani bizim normal bir akış vardı. Gelmeden önce duyduklarımız inanamadım. Yani ben epey de tecrübeliyim artık medyada. ilk defa bu kadar bir psikopatlık görüyorum. Evet ve üst üste gelen haberler. Yani var. sen ilk ilk sen nasıl duydun onu? Ilk... Sayın Kütahyalı ben e, yayın akışımızı hazırlarken e, Twitter'da da geziyorum. E, bir görüntüye denk geldim. Surdan atlayan biri ve Hı, işte bak, kafasını kesmiş kafası falan. kesilmiş bir görüntü falan. Dedim ki değildir yani. Geç bunu bu doğru Gerçek değildir değildi Böyle be. bir şey olamaz dedim. Neyse yayın akışımızı falan hazırladım. Sonra haber gruplarımıza bir düştü ki valilikten açıklama İnanılmaz geldi. Bir şey. Dedim ki nasıl yani bu doğru muymuş? İnanılmaz bir şey. Yani bir tane 19 yaşında sayın seyirciler psikopat bir genç iki tane eski sevgilisini ya iki kadını. Evet. Eski sevgili o yaşta ne eski sevgili olacak? Yani bunlar bana saçma geliyor i̇ki da. Eski sevgili <laughs> olduğu iddia ediliyor. İddia bilmiyoruz. 19 şansın, yaşında ne sevgilisi ya? Evet. iki tane. Ve şansın, evet sen söyle. Ee, kasap olduğu iddia ediliyor. Bu iki genç kızı öldürdükten vücutlarını üç parça ayırdıktan sonra e, birinin kafasını da surlardan aşağı atarak sonrasında da kendisi de atlıyor. İnanılmaz e, dediğimiz şey gibi ya. kasap olduğu ediliyor. Kasap oldu, iddia ediliyor. Kasap olduğu belli bir iddia ediliyor? İddia e, ediliyor. Ama çünkü iki her kadını her da üçe bölmüş. Evet. Üçe bölüyor. Abi inanılmaz bir şey. Yani şimdi sonra adamın elinden ya da telefondan bir diyagram da çıktı değil mi? E, sayın Kütahyalı hemen anlatıyorum. Ha, evet. e, şahsın evinde yapılan incelemede bir çizim, kara kalem çizimi çıkıyor. Evet. Arkadaşlar ekrana verebiliyor musunuz? Onu verelim arkadaşlar. Kan donduruyor. Üç Heh. parça şeklinde. Binanın yani, şey, yani. vücudunun parçalarını bölüp farklı yerlere yerleştirip ya yani kafasında bir bu şekilde bir çizim kuruyor. Şimdi bu gerçekten kan dondurucu. Türk tarihinde benim gördüğüm en manyak cinayetlerden biri. Evet. Korkunç bir şey. ...bu, bu konuda hemen önlem alınması. Bakın sevgili seyirciler. Şunu analiz edeceğiz ama 19 yaş ve 3 olay anlatacağım size. Bir bu olay. 19 yaş, ölenler 19 yaşında, öldüren, kesen, biçen 19 yaşında. İki, evet. Serhat Akın'ı vuran, Serhat Akın'ı ayağından vuran ve Serhat Akın'la beraber o işbirliği yapan, yani daha doğrusu vuranlarla işbirliği yapanlar 19 yaşında. Üç, burada uzun uzun işledik, polis şeyda kızımızı, Şehit eden o şerefsiz de 19 yaşında. İlk defa Z kuşağı yani 19 yaşında yani ne oluyor? 2005 doğumlular. Sen bile ondan ablası oluyorsun yani. Sen 2000 doğumlusun. Sayın Kütahyalı 19 çocuk. Çocuk tabii yani inanılmaz bir şey ya. Yani ya. sizinle yayına girmeden önce konuştuk. Ben dedim ki ya ben geçen sene kendimi çocuk hissediyordum. Öyle bir şey ya inanılmaz bir şey. 19 yaşında küçük ya sen nasıl böyle bir şey nasıl bir ruh hali içerisine girmiş olabilirsin? İnanılmaz bir olay. Ve bak kaç tane olay oldu bizim Z kuşağı tipi suç örgütleri konusunda. Sayın Dışişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da buradan sesleniyorum. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bizim Z kuşağı tipi suç örgütleri, Z kuşağı tipi mafya yapılanmaları ve Z kuşağı tipi bu tür psikopatik olaylarla ilgili raporlar çıkarmamız, araştırmalar yapmamız, konuşmamız ve önlem almamız lazım. Benim bir düşüncem gelmeden birkaç uzmanla da görüştüm polis şefiyle. 18-19 yaşındakilere yönelik Türk polisinin ve Türk adaleti biraz daha merhametli davranıyor. Ve bunları genelde salıyor. Onun da etkisi olabilir. Bakın suç suçtur. 19 dedi vay küçük çocuk ıslah olur da ıslah olacak ya al. Buyurun al. Böyle bir şey inanılmaz bir şey. Bakın kadınların vücudunu üçe bölmüş, kollarını kesip buraya koymuş, inanılmaz bir şey. Yerlerini değiştirmiş. Yerle yani bacaklarıyla şeyinin ters çevirmiş ve kafasını da ortaya koymuş. Ya bu inanılmaz bir şey. Bu şekilde iki genç kızımızı aynen bu şekilde üçe keserek parçaları da surlardan atarak sonra da kendi atladı. Sanki Yakın tarzalı. Türk tarihinde böyle bir şey yok. Hatta benim bildiğim 100 senelik tarihte yok. Buyur. Sözünü böldüm. Ya yani Sen de tabii geldin buraya Ezgi dehşet içinde. Yüzü bembeyaz. Ya bu bütün genç kızlarımız için tehdittir. Bu konuda acil önlemler alınmalı. İstanbul valiliğine sesleniyorum. Bu işin merkezde İstanbul. Evet. Ya bu nasıl bir olay? Bu i̇lk defa görülen bir olay ya. Yani ilk defa bak biz evet suçlar konusunda ki 19 yaşı konuşuyoruz, 20 yaşı konuşuyoruz, 18 yaşı konuşuyoruz. Bu nedir? Bakın ismini de veriyorum. Çukur gibi diziler, Adana 01 gibi diziler bunlara kesinlikle önlem alınmalı. Burada it, kopuk, çakal, çukal kahraman gibi gösteriliyor. Polisler satılık, polisler alçak gidedir. İt kopuk kral. Öyle bir şey yok bu kültür olursa bakın bu, bu şey neticede bu olur. Bak. Şimdi bulurluyoruz da bakın. Turlardan aşağı atılan, aşağı atılan gepe genç bir kızın kafası. Ben de iki kız babasıyım. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olamaz. Yani bu konuda hemen hemen önlemler alınmalı. Bir şeyler yapılmalı. Yani böyle olamaz ya. Bak bir devamı var. Evet evet evet. Yani, çok acık. Çok ürkütücü bir İnanın şey. İnanın ki ama. şu anda çok zor ayakta duruyorum mide ağrısından. O kadar kötü gerçekten. değil mi? Gerçekten. Hele görüntüleri görünce midemin ağrısından şu an çok zor Sen ayakta Sen tabii çıplak duruyorsun. halde de gördüm. Biz bulunuyoruz vatandaşlarımız için ama yani gerçekten çok kötü. Acil önlemler alınmalı. Bu konuda çalışmalar yapılmalı ve Z kuşağı tipi mafya yapılanmalıydı. Türkiye güzleşmek zorundadır. Evet. Bu da eskilerden farklı. Şeyda'yı de vuran Aynı yapılanma. Şeyda kızımızı. İki. Sena takını vuran. Üç bu. Burada gençlerimiz için bir problem olduğu gözüküyor. Demek ki 12-13 yaşında kendi mahallesi büyürken görüyor. 18-19 yaşında olup ekonomik zorluklarla var. Bir tek bu it kopuk takımı daha böyle ellerinde para var. Kız arkadaş var bilmem ne. Başka türlü olamaz. Yani bu bizim. Büyük bir problem. Çok büyük bir problem. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten valiliğin bir açıklaması valiliğin var. Valiliğin açıklaması onu var. Evet onu da ben verebilir de kötü miyiz ekrana ya. arkadaşlar? Evet. Için. İstanbul Emniyet müdürlüğü, müdürlüğü görevlilerince 04.12.2024 tarihinde Fatih ilçesinde bulunan surlardan atlamak suretiyle meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak Yapılan çalışmalarda S.Ç. 19 yaşında isimli evet. şahsın surlardan atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce 15-30 sıralarında Eyüp Sultan ilçesinde A.H. 19 yine yaşında İnanılmaz isimli şey ya. kadını daha sonra 16 sıralarında Fatih ilçesinde İ.U. yine 19 yaşında İnanılmaz isimli şey ya. kadını öldürdüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Ben zaten bu açıklamayı gördüğümde... Çok yaşadım. Yani bu açıklamayı gördüğümde inan, inanabildim zaten görüntülere ya ve şok az. yaşadım. Öldüren 19 yaşında, evet. katledilen iki kızımız da 19 yaşında. Evet. Birini Eyüp Sultan da surlardan atıyor. Evet. Öbürünü Fatih de surlardan atıyor. Evet. Yani bu gerçekten hiç Türkiye'de rastlanmayan tip bir olay. Yani ve bunu sonra kendi de atlıyor bu S.C. değil mi? Evet. Herkesin ilgisini çeksin diye. Geçen sene hatırlıyor musun? Dikkat Tacirler kitabından bahsetmiştik. Bir sosyal fenomen hem siz nasıl şaşırttım diye öldüydü. Evet. Bakın bu kuşakta bunlar artık Instagram kuşağı. Bunlar sosyal medya kuşağı. Bunlar sosyal medyaya doğdu. Bunlar Instagram'a doğdu. Bizim için Instagram 50 yaştan sonra gördüğümüz bir şeydi. Instagram'a direkt doğdular. Sizde bile senin yaşında bile Instagram bile lisede falan Instagram gördün herhalde. Onlar direkt içine doğdular. Evet. Bu, bu tür olaylarla ya bu inanılmaz bir şey. 19 yaş. 2005 doğumlu. Sayın Kütahyalı bir de vahşice bir iki kızın canına kızıyorsun. Evet. Ve ölümünü bir de dramatize etmeye çalışıyorsun. Evet. Surlardan falan atlayıp. Evet surlardan atlamak, bölmek, parça parça atmak, en son kendini atmak. Sağ adeta bu manyak Netflix'e senaryo yazayım gibi bir düşünceyle böyle bir şey Ya böyle bir gerçek şey olamayacak bir olay. Olabilecek olur. iş değil ya. Derhal bu konuda sert önlemler. Mevcut televizyon dizilerimiz ben çoğunu anlamam. Kardeşim Türkiye ne diyorlar otoriter ülke. Bari burada otoriterlerimizi görelim ya. Yasaklayın kardeşim olamaz. Mafyalar, çakallar, çukallar olumlu karakter gösterilemez ya. Gösterli netice bu. Bak gösterli netice bu. Bir dramatize ediyor Ezgin dediği gibi dramatize ediyor. Havalı olsun diye. O ne diyordu o geçen sosyal fenomen nasıl hepinizi şaşırttım. Şaşırtması var öldün gittin kızım. Ya gerçekten çok çok tuhaf bir dönemdeyiz. İnanılmaz bir olay. Bakın bu bugün bu, o kadar olay var. Sayın Herkes Tarlanım, bunu konuşuyor. Evet. Bir de bugün yine Beyoğlu'ndan İstanbul Beyoğlu'ndan haberimiz var. Ee, o da bir genç kız yine e, sokakta yürüdüğü sırada akşam saatlerinde e, iki erkek peşine takılıyor ve kızı duvara sıkıştırarak taciz evet, etmeye çalışıyorlar. Aynen. Evet, e, Bunun üzerine kızın yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar yardım ediyor. Başta da pek kimse yardım etmiyor. Evet. Bayağı böyle taciz evet. ediyorlar. Sonrasında e, çevredeki vatandaşlar yardıma geldiğinde de e, tacizciler diyor ki amcamın kızı. Ya, amca kızı, amca olunca kızı olunca taciz, taciz mi edilebiliyor? serbest mi? Bu ne bir rezalet. Ve orada da yani kadınlara da tenkit edelim. Polisler geliyor. E, şikayetçi evet, olmuyor. Kız şikayetçi olmuyor. Amca oğlu amca kızı. Böyle şey olur mu ya? Yani arkadaşlar bakın bu... Bugün taciz yapan yarın... Yarın tecavüz eder öldürür de yani. Buna bakın sevgili deniyor. Ben anlamadım sevgili mi? Sevgili de yüzümü vermediler. Çünkü bu daha öyle gibi gözüküyor. Yani evet. buradaki cinayet bir aşağılama var. Bir şey var ve onun karşılığında bu kasap çırağı muhtemelen bilmiyoruz ama bu kesmeler mesmeler... Hakikaten inanılmaz bir şey ya. Olaylar çok Nereye iyi gidiyoruz? Gidiyor. Yani Türkiye Teksas'a falan döndü yani. Çok farklı bir noktaya geldi. Tüm bunları gerekirse önümüzdeki hafta bir uzman çağıralım evet, mezgi. Evet. Bunu bir kriminoloji uzmanıyla konuşmamız lazım. Evet. Türkiye yeniden söylüyorum sevgili lider haber izleyicileri. Z kuşağı tipi suç olayıyla yüzleşmektedir. Bir şeyda kızımız 19 yaşında biri öldürdü. Serhat'ı 19 yaşında bir çocuk vurdu. İşin de aynı şey. Derhal Z kuşağı meselesini, derhal meselesi. Bunlar bizim çocuğumuz. Sahip çıkacağız, suçtan koruyacağız, bir şeyler yapacağız. Ne yapacağımızı ben de tam bilmiyorum ama bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Ezgi durum çok kötü. Sayın Kütahyalı, inanın ki bir kadın olarak sokakta yürümeye, bırakın akşam işten çıkıp evine evet. gitmeye korkuyoruz. O olaylardan sonra çekiniyorsun evet. değil mi? Korkuyorsun. Yani şu an mide ağrımdan kusura bakmayın. Estağfurullah, yani estağfurullah. öfkem yüz ifademden dolayı özür diliyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah haklısın. Peki yani sen şimdi 23 yaşındasın. Nedir, ne olabilir? Yani bu gençlerdeki bu delirme nedir? Sen sen nedir? Bu, bu Seni bir düşüncen var mı? Ben boşlukta olduklarını hissediyorum. Boşluk? Evet, boşluk. Tamamen bir boşluk. Çünkü buna bir Tabii. anlam veremiyorum. Manevi ben. boşluk, evet. psikolojik boşluk maddi boşluk, ekonomik ekonomi işsizliğinde doğurduğu hepsinin işte üst üste irdelenmesi gerek. Evet. normal bir olay değil. Ee, yani Allah hepimizi Türkiye'yi korusun. Özellikle de genç kadınları yani 19, 20, 21 yaşında, 23 yaşında onlara yönelik bir devletin özel önlem komitesi olabilir. Psikopatlığa karşı bir kontr birimi olabilir. Bundan normal değil. Allah normal değil. Konuşacağız yani, başka gelişmeler var herhalde, değil mi? Evet, Sayın Kütahyalı, aslında ben e, bir akış hazırlamıştım ama ben akışım biraz dağıtarak ilerlemek Allak istiyorum. Allah bullak oldu da bir evet, şey, her biraz şey. Daha dağıtarak ilerlemek istiyorum çünkü gerçekten bir kadınlık damarıma basan bir olayla açtım gündemi. Tamam haklısın, Tamam e, haklısın. Ve o yönden ilerlemek istiyorum. Bir milletvekilimiz var, bu milletvekili e, Sayın Özlem Zengin. Tabii, ama kahraman bir insandır, aynen. Havalimanında hemen anlatayım olayı. Bunu da duyduğumda çok üzüldüm. Çünkü bu da bana çok yanlış geldi. Havalimanında alışveriş yaptığı sırada e, kendisinin gizlice fotoğrafları çekiliyor. Her şey geçiyorum. Alçaklık ya. Bir kadının, hatta bir insanın gizlice fotoğraflarının çekilmesi. Olacak iş. Ve işte. sonra bunun sosyal medyada yayınlanması ve kadının ne diye üstüne gidiyorlar biliyor musunuz? Taktığı çantadan ve orada yaptığı alışverişin fiyatından ve bu kadın Sayın Özlem Zengin ya bir millet kendisinin yani kendisini mi? evet. taktığı çanta, yerlerini aldığı oyuncak için açıklamak zorunda hissediyor. O bir kadın değil ya. Bir kadın, e, dediğim gibi taktığı bir çanta, bir oyuncak ve bunların hepsini geçiyorum. Kendisinden gizlice çekilmiş fotoğraflar için açıklamak zorunda hissediyor. Bu nasıl bir olay ben Şimdi anlamıyorum. Şimdi bu Özlem Zengine, Özlem Zengine çok değerli bir insandır. Heh. Öz, he, ...orada şey yapıyorlar... Ha, pahalı bilmem ne diye. ...bir bir kere orada arkada yazan Burberry diye... ...bütün buradaki malzeme Burberry diye bir şey yok... ...zaten şeyi çıkarttı... ...faturayı çıkarttı... Evet, faturayı ...düşündükleri paylaş. gibi öyle psikopat bir para değil... İki, bir Özlem Zengin milletvekildir... ...iki avukattır... ...yani Özlem Zengin'in ayda... Yani ...avukatlık geliriyle de beraber... ...ayda yani ofisi de var... ...bir milyon lira falan kazanması doğaldır. Yani doğaldır derken bu tabii ki birçok insanımız bunu yapamıyor. Ama bak şu hale bak. Ama Sayın bak ya, bu yalan. ne rezillik abi? Size şunu sormak istiyorum. Bir kadın kendi emeğiyle çalıştı, parayı istediği gibi harcayamaz. Harcay, harcayamaz böyle bir faşizm olabilir mi? Tabii ki alır. Olabilir. Biz bu erkekler kadın... mesela kadınların çanta tutkusunu anlayamayız. Evet. Ama kadınların vardır Abi böyle Ama ben size söyleyeyim? <laughs> ben gerekirse kendime bazı şeylerimden kısarım. Ama bir ay boyunca paramı alırım. biriktiririm. Ama beğendiğim o çantayı alırım. Evet kadınlarda var bu özellik. Saygı duymamız lazım. Biz karışamayız erkekle. Bak, evet, hemen açıklama Özlem, Özlem Özlemi, özlemi açıklamasını okur musun? Gizli çekilmiş bir fotoğraftan yola çıkarak her bir cümlesi yalan olan sahte bir habere zaruri bir cevaptır. Çok acı. Aynen, aynen. oku lütfen. Yalan haberde uydurulduğu gibi alışveriş Yunanistan'da değil, Türkiye İpsala sınır kapısında yapılmıştır. Milletvekilimizin de olduğu 24 kişilik bir heyetle otobüsle Balkanlara yapılan bir seyahat dönüşüdür. Elimde tuttuğum oyuncaklar, yeğenlerime aldığım iki değil, düzelteyim üç adet oyuncak... Gizlice çektikleri için tam anlaşılmıyor. Ben paylaşayım. Oyuncakların fotoğrafı ve fiyatları Yazık daha aşağıda. Ya. Lego Lego oyuncak konusu geçiyor. Devam. Çanta 10 yıl evvel alınmıştır. Bu nedenle fiyatını tam olarak veremiyorum ama bugün benzerlerinin fiyatı 3000 ile 5000 lira arasındadır. Mont 6 senelik yanlış hatırlamıyorsam yurt dışından 120 euroya almıştım. Gizlice çekimde görünmüyor ama bunu da ben yazayım bir de diş fırçası almıştım. Toplam alışveriş faturası 2861 lira 10 kuruştur. Satış fişi de aşağıdadır. Sonuç kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği ihlal edilerek gizlice takiple iznim ve bilgim olmadan habersiz olarak bu fotoğrafı çeken, bu fotoğraf üzerinden servis edilen yalan haberleri yapan yayınlayan ve çoğaltan şahıslar ve hesaplarla ilgi, ilgili olarak elbette yasal haklarımı kullanmaya mahfuz tutuyorum. Bunu da oku evet. canım. Bu kadar yalanla utanmadan isminin altında gazeteci yazmak utanmazlığının dikalasıdır. Gerçek gazetecilerin bundan hicap etmeyeceğini biliyorum ve inanıyorum. Hicap edeceğini biliyorum. Evet. Edici. Bakın bir kere bir özlem zengin. Milletvekilleri içinde sayın seyirciler AK Partisi CHP'si yolsuzluğa karışanlar vardır. Özlem Zengin'le ilgili böyle tek bir dedikodu yoktur bak. Bırak gel bırak kanıtlanmış olayı. Evet. Tek bir dedikodu yoktur. Özlem zengini tanıdığım için böyle bir olay yani o çok lüks yaşıyor. İsterse de yaşayabilir ama yakışan iftira bile değildir. Hani iftiranın da yakışanından korktuğumuz var yakışan iftira bile değildir. Böyle biri değildir. Peki nedir bu özlem zengin düşmanlığı biliyor musun? Özlem zengin düşmanlığı sadece tırnak içinde muhalif kesimle yok maalesef İslami kesim içinde de Özlem Zengin özgüvenli bir kadın olduğu için kendine güvenli, özgüvenli hiçbir ezikliği olmuyor. Bir, gerçek bir Türk kadının olması gerektiği gibi. Bak o başörtülü bir hanımefendi. Sen daha Avrupayı yaşam tarzından bir hanımefendi. Bunun İnşallah hiçbir, hiçbir önemi yok. Bak nasıl sahip çıkıyorsun seni tebrik ediyorum. İnşallah Özlem Hanım'ı lider operasyonuna konuk edeceğiz. Beraber yan yana Türk kadınının iki versiyonunu örnekleyen iki insan olarak oturacaksınız konuşacaksınız. Bir sosyal barış ve uzlaşma fotoğraf, bundan da rahatsızlar. Niye? Nasıl gereken? Evet, değil. bu Özlem zengin, özgüveninden, bilgi birikiminden, erkeklerle rahat konuşabilmesinden, erkeklerin yanında boynu bükük olmamasından rahatsızlar. Ondan rahatsız ol. Bazen bundan bazı kadınlar da rahatsız. Evet. Bunu anlamıyorum. Bizlerin ben tabii görmek istediği milletin vekili duruşu. Bu oldu. aynen ya. Yani buna nasıl bu gizli çekim? Ya alçaklık ya, namussuzluk ya. Ya açıklamak zorunda kalmış. Hiç açıklamak zorunda değil. Ama o kadar da o konuda da özgüvenli ki lafını yine gediğine koyuyor. Diyorum size Allah aşkına gidin bak en çok AK Partilere bağıran çağırın Ali Mahir başarırdır. Evet. CHP Grup Başkan Vekili. Ali Mahir başarır Özlem Zengin'i sorun. Bir küçük Özlem Zengin'le ilgili aleyhte laf bu tür bir yolsuzluk içinde zerresi olmaz. Milletvekiliğini yapar hukuk hukukçuluk vazifesi vardır. Onda ilgilenir. Avukatlıkta da aktif ilgilendiğini sanmıyorum ama ofisi vardır. Çok da başarılı bir avukattı. Milletvekili olmasaydı, evet. sadece avukatlıkla ilgilenseydi şu anki kazancının 5 katını kazanırdı. Bak, evet. şu anki kazancının 5 katını kazanırdı. Milletvekili olmayıp çünkü siyasette olunca fazla göz önünde olunca üzerinde denetim de oluyor. Normal bir insanı böyle kimse gelip çekmez. Ama ünlü olunca, milletvekili olunca, siyasetçi olunca, ünlü insan olunca üzerinde sosyal denetim olur. Ona rağmen Özlem Zengin onurunu, gururunu korumuş. Seni de bir kadın olarak Özlem Zengin'e... Çünkü sen önerdin bana. Dedim böyle bir olay var, Özlem Zengin'i koyalım dedin akışa dedin. Bravo sana da. Sen de rahatsız oldun değil evet, mi? Evet, Sayın Kütahyalı ben okumuş, eğitimini almış, e, işini başarıyla yapan, e, milletvekilliğini kenara Aynı bir, konu. bir avukat Tabii. olarak konuşuyorum. Avukat Tabii. bir kadın olarak ki kendisi milletin vekili. E, bir kadının yaptığı alışveriş için, yer hatta aldığı bir hediye için Olur. açıklama yapmak zorunda olması çok ağrıma gitti. Çok Kendi ağır. ayakları Tabii. üzerinde kazandığı bir para Tabi Tabii için. aynen. Ayrıca bak oradan da başka yere geçelim. Yine bak bu AK Parti'den bir kadın. Ona evet, evet, CHP'den bir kadın politikacı. Evet. Şehzadeler Belediye Başkanı. Gülşah Turbay. Ben İzmirliyim. Manisa yarı yarıya benim hemşerim sayılır. Evet. Gülşah Hanım'a iki gündür yapılan zulüm, alçaklık, kumpas ve bunu da çoğu CHP'liler yapıyor. Bu sizin kendi babı belediye başkanınız. 18 yaşından beri CHP'nin içinde şu Gülşah Hanım'a yaptığınız yakışıyor mu ya? İki gündür dedik onu kazanını kaynatıyorsunuz. Kadın kanser. Evet. Kanser. Allah korusun ölebilir. bunda ameliyatı olmuş. bunda da kamuoyuna gizlemiş. Kimseyi acındırmak istememiş. Utanmıyorlar ya. Kürtaj oldu da bilmem ne yalan yalan kumpas evet. Özgür Özel de vurmak için dün sana anlattım. Özgür Özel geldi bugün. Geldiği günden bu yana. Evet. Yani biz hiç kimseyi ayırmadan ortadaki evet. olayı yorumlayarak aynen, ilerliyoruz. Aynen aynen Özgür Özel geldiği günden bu yana e, uzlaşmacı bir politika izleyen. Evet. Kişi. Aynen. Ulaşmacı. Özgür Özel'in bu uzlaşmacı politikasının da istenmediğini evet. çok net bir şekilde Tabii. atılan iftiralarla Kavga görüyoruz. isteniyor, çatışma isteniyor, evet. kavgana. Bunlar vampir. Ezgi bunlar vampir kandan besleniyorlar. Kan istiyorlar. Kan. Kan çatışma olsun. Özlem Zengin gibi insanlar olmasın. Gülşah Durbay gibi Özgür Özel gibi insanlar olmasın. Ne olsun kan. Çatışma. Evet. kavga. Kavga. Böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Özgür Özel. Bak söylüyorum. Bugün en son haberde de söyledim. Didruba isimli kızcağız kimin sayesinde hapisten çıktı? Özgür Özel sayesinde. 28 Şubat generalleri kimin sayesinde çıktı? Özgür Özel sayesinde. Siyasetçilik netice alma sanatıdır. Ahmet Şık gibi şov yaptı yaptı. Ne oldu? Kavga çıktı. Canadalı içeride kaldı. Halbuki Canadalı o, o gece çıkabilirdi. Bazı şeyleri bilerek söylüyorum. Siyasetçilik netice alma sanatıdır. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mesela Dilruba'nın hapise girmesi, Özlem Zengin de çok karşı çıktı. Dilruba denen kızın, en zıt görüşünde Özlem Zengin. Ama bak hakkını korudu. Sayın Kütahyalı Bunların hiç zıt görüşler zıt yok. Zıt görüşte bir şey yok. Mühim olan önce burada şimdi tebrik ediyorum. Nedir? Bakın sayın seyirciler. Özlem Zengin başörtüsünden taviz vermeyecek. Ezgi Miniyeti'nden taviz vermeyecek. Ama birbirlerine sahip çıkacaklar. Türkiye böyle büyür, böyle güzelleşir. Özgür Özel de bunu sağlamaya çalıştı. Evet. Ne oldu adam mahvediyorlar. Belediye Kaç başlıyor. gündür mahvediyorlar. Yalan, dolan, kuppas. Ali Mahir başarır sana da sesleniyorum. Bak Özgür'ün en yakın arkadaşısın. Sahip çıkın. Bugün önemli bir gazeteciyle görüştüm. CHP'de dedim sahip çıkın. Bak yapmayın ya, abi tek kaldım dedi. Azıcık o Halk TV sözcüden bir arkadaş ismini vermiyorum. Çok da meşhur. Sen de hep herkes tanıyor. Evet. Abi tek kaldım dedi. Ben dedi Özgür üzerine vurmamak bile şu an dedi onun için değil. Herkes vurmamızı istiyor dedi. Bizim dedi işte orada da böyle bir ana haberi falan yapan var. Abi biz de durdurmasak coşacak Özgür Özel'i ince doğuracak. Ne işinize yarıyor kardeşim? Ne işinize yarıyor? Güç dengesi Türkiye'de belli. Bak bunlar nasıl biliyor musun? Bunlar diyorlar ki biz zaten paramızı kazanıyoruz. Muhalif medya diye muhalif halkı kandıra kandıra çok da büyük paralar alıyorlar biliyorsun. Alıyoruz. Şeyde, i̇ktidar medyası daha çok büyük para alıyorlar. Orada belediye rantı var falan. Eee Dilruba gibiler tutuklanırsa tutuklansın. Can Atalay gibiler içeride yatsın. Bunların umurunda değil. Umurunda değil. Bunlar kendi şovunun peşinde. Şov yapacaklar. Tribünler oynayacaklar. E ondan sonra Özlem Zengin gibileri harca. Niye özgüvenli başı, başörtülü kadın? Gülşah Durbay gibileri harca. Şehzadeler. Bakın şehzadeler gibi yerde. Evet. Bir genç kadının belediye başkanı belediye olması başkanı. büyük olay. Manisa, Şehzadeler, Şişli, Beşiktaş değil. Evet. Manisa İzmir'in yanında ama bir yerle de muhafazakar bir şehirdir. Evet. Orada bir genç kadın belediye başkanı evet. olmuş. Kadınla ilgili neden neler söylüyorlar? Böyle bir iftiraya karşı yani Alçaklık. bu da benim çok canımı acıtan bir olaydı. Tabii. E, almak istedim yayınımı. Sen ben... açıklama yapılmasından bir rahatsız oldun mesela üzüldün. Kütah, sayın Kütahyalı benim evet üzüldüğüm nokta şu. Açıklama yapmak zorunda bırakılması. Sayın Kütahyalı böyle bir haber bulabilir, olmaya da bilir. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Tabii canım ya size Yine ne? bir kadının... Yine bir kadın çıkıp açıklama yapmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü e, toplumda kadına dayatılan bazı durumlar. Doğru maalesef. Bir kadın çıkıp maalesef. açıklama yapmak zorunda kalıyor. Özgür Ve Özel de kadın... açıklama yapmak zorunda evet. yazık. Evet. Öyle şey olur mu ya? Evet, evet devam et. Ee, yani kesinlikle ama bir ben vezi, bir kadın olarak yani onunla ıı, ne düşündüğünü hissedebildim. Empati, Empati Kurabildim değil mi? ve şey düşündüm. Bana bir iftira atılıyor. Ben bir belediye başkanıyım, bir saygınlığım var evet. ve ben çıkıp ya benim bir rahatsızlığım var. Kanserim bilmem evet. ne diye. Açıklama yapmak evet. zorunda benim kalıyorsun Benim bir rahatsızlığım var. Olay öyle değil, böyle değil. Açıklama yapmak zorunda kalmak. Böyle bir şey olabilir mi? Çok çok acı. Çok çekip ve bir şey söyleyeceğim. Peki daha acı olan bir şey var? O iğrenç yazıyı yazıp yayınlayan kişi kim? O da bir kadın. İlk o bir yerel bir gazeteden çıktı. Özgür Özel Şehzadeler'de düğümü çözdü mü falan. İğrenç bir yayıldı. Peki bunu yayan kim? Diğer CHP'liler, eski CHP'li milletvekilleri, CHP emekli generaller. Ulan siz işinize ne böyle emekli generalsiniz? Siz işiniz ne? Sanki Yine bu generaller ya kardeşim bak bizim Özgür Bey var. Ne güzel program yapıyor burada. Bir emekli general böyle şeylerle ilgilenmez. İsmini vermeyeyim bir tanesi yazmış. CHP'li bir arkadaşım söyledi. Özgür Bey bu gerçek mi? Ya sen böyle şey olur mu ya bir 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 bir, bir dedikoduyu uydursun. Ondan sonra birileri cevap vermek zorunda kalsın. Gerçek bile olsa kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez tabii ki ya. Evet. Öyle bir konu olamaz, böyle bir gündem olamaz. Ama yani bak kaç tane olayda bir, öbür olayda iki kadını öldüren bir psikopat. Evet. Üstüne. Özlem Zengin gibi şu meclisin en çalışkan, en onurlu milletvekillerinden birini ki bunu bak ben CHP'lilere zor, MHP'lilere zor, HDP'lilere zor. Onları kabul edecektir. Özlem Zengin'in özgüvenli dik duruşunu. Ona yapılan bir kumpas, Ya Lego alıyor. Allah cezanızı evet. versin. Bak şuraya bak. Evet. Lego, Lego. Lego, yeğenlerine Lego alıyor. Allah cezanızı versin sizi. Evet. Gülşah Hanım'ın da açıklamasından bir kesti. Hem Gülşah edelim. hem de Özgür Bey'in açıklamasını da verelim. Evet. Ha artık Maalesef vermek zorundayız. Ama artık evet. bir daha rica ediyorum. Böyle şeylere Sayın Özgür Özel cevap da vermeyin ya. Ya bu son olsun. Sizin bu memlekette uzlaşmacı olmanız, yumuşak olmanız, kan istememenizden rahatsız bunlar. Bunlar ve bunlar var ya muhalif falan değil. Bunlar karanlık gibi güçlerin işbirlikçisi. Ben size söyleyeyim. Özgür Özel bu yöntemle Türkiye'yi barışa götürmek istiyor kafasında beğenin beğenmeyin başbakanlık modeline dönmek var. Tayyip Bey uzlaşmak istiyor, devlet Bey uzlaşmak istiyor. O şekilde bir anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sembolik olarak kalarak devam etmesiyle bir AK Parti CHP koalisyonu istiyor adam. Ya bunu istemesinin nesi suç? Katılmayabiliriz. Katılan vardır, katılmayan vardır. İzleyicilerimiz de çoğu belki katılmaz. Ama bu da bir yöntem, bir çıkış yolu. Bir çıkış yolu stratejisi. Kim yapıyor bunu Özgür Özel? Ne zaman yapmaya başladı? Birinci parti olduktan sonra yapmaya başladı. Dedi ki ben şu an winner'ım. Ve ben diyor bir Yavuz Donat'a e, söyleşi verdi sabah gazetesinde. Yavuz Donat iktidara yakın bir isim. Onda ve eski Süleyman Demirel'in de çok yakınıydı. Eski gazeteci 83-82 yaşında Yavuz abi. Ondan röportaj verdi. Makama saygım var dedi. Ve normalleşme süreci başladı. O normalleşmeyle dil çıktı. 28 Şubat paşalar çıktı. Daha bir sürü adım atıldı. Yapmayın. Yapmayın. CHP'lileri de kusura bakmayın. Kötü ki CHP'liler genel başkanına sahip çıkmıyor. İki, bir şey daha söyleyeceğim. Ben İzmirliyim. İzmir, Manisa, Denizli, Aydın. Hepiniz özgür özele sahip çıkın. Adnan Menderes'ten beri ilk kez o yöreden genel başkan çıktı. İlk kez sahip çıkıp madem herkes hemşericilik yapıyor siz de biraz yapın. Özgür Özel e sahip çıkın. Resmen yemek istiyorlar. Ya bunun başında Kemal Kılıçdaroğlu geliyor ya. Evet. Ya Kemal Bey 77 yaşındasın. Ya daha ne kadar devam edeceksin ya? Ya bırak hala CHP Genel Başkanı olacağım. Delilik bu, manyaklık bu ya. Bırak Özgür Özel senin çocuğun gibi. Sen yetiştirdin. Bırak senin paradigmanı devam ettiriyor zaten. Adamın yeni bir paradigma deneyi de yok. Ya gerçekten bunlar çok ayıp. Neyse yeni gündeme devam edelim. Gülşah Hanım'ın açıklaması. Gülşah Hanım ve Özgür Bey'in açıklamasına girelim. Aynı. Her yıl Mayıs 2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doçent doktor Tayfun Bişkin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatım, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benim ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi. Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedavi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum riski olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim. Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden dün İzmir Medikana Hastanesi'nde İlk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle apar topar İstanbul'a kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım, asla affetmeyeceğim. Ya, sesi, titriyor ya. sesi titremiş ya. Vallahi duygulanıyorum acı, ya. Evet. GP genç, 36 yaşında. Şehzadelere belediye reisi olmuş. Ben iyi bilirim. Yakın dostu Birol Kovancılar Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Üniversitesi'nin rektör yardımcısıydı. Kemal Çelebi Hoca, o da eski Manisalı, oranın rektörüydü. Manisa'yı iyi bilirim. İzmir'in komşusudur. Şehzadelerde bu yaşta bir Gepegen CHP'linin belediye başkanı olması CHP'liler için gururdur, onurdur. Tam 50 senedir elde edemedikleri bir başarı bu. 50 senedir. 50 senedir elde edemedikleri başarı. Şehzadeler 50 senedir CHP yok. 36 yaşında benim de küçüğüm bir kız seçilmiş. Kötürüyorlar, karalıyorlar. Uydurma dedikodular yayıyorlar Özgür Özel'le bilmem ne. Ve nasıl bir yalan? İşte al. Ya kadın kanser açıklamak zorunda mı aşağılık insanlar? Hemen bak bu CHP Ondan ben CHP'de adam olmaz derim her zaman. Bu parti içinde iğrenç bir yamyamlık. Biri yükseldi mi hemen hemen bastırırlar. Diğer partilerde her türlü kaynayan kazan vardır ama öyle değildir. Mesela Ak Parti'de bir yükselsin en azından Tayyip Erdoğan önünü kestirtmez. A bu CHP'de ya nasıl sezi titriyor ya. Ne kadar naif, ne kadar Ne kadar da naif. Çok e, da güzel konuşuyor. Aynen öyle. Başı dik bir kadın. Evet. Bir iftira yüzünden açıklama yapmak zorunda. Öyle bir şey olabilir kadın. mi ya? Arkadaşlar bir daha bir verelim bunu. Gerçekten ben çok etkilendim ya. Bir daha bir verebilir miyiz hanımefendi? Yazıklar olsun size. E bunu yapan CHP, Allah var iktidar medyası bu işe girmedi. Girmedi. G girmiş olsa onlar da burada doğrarım. Bir verebilir miyiz sesi? Sesi tekrar alabilir miyiz? Doktor Tayfun Bişkin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Allah belanızı versin. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatım, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benim ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi. Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedavi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum riski olması nedeniyle Açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim. Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden dün İzmir Medikana Hastanesi'nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle apar ben topar İstanbul'a kardeşimin yanına gidip durumu ben açıklamak ben. zorunda kaldı. Kendi hastalığımı karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim. Evet. De. Sayın seyirciler, of. o kadar acık ki bir kadının kendini bu şekilde açıklamaya çalışması hasta bir kadının ki böyle bir şey yaşanmış da olabilir. İftira olabilir, iftira olmaya da bilir. Ama 36 yaşında bir belediye başkanı, genç bir kadın bu kadar naif, bu kadar başı dik bir şekilde çıkıp ben şu şekilde hastayım. Böyle de bir olay olmadı diye açıklama yapmak zorunda olması çok acı. Gülşah Hanım size buradan sesleniyorum. Umuyorum ki en kısa sürede sağlığınıza kavuşursunuz. Aynen. Ben bir kız kardeşiniz olarak ve Türk tüm Türk kadın olarak sizin yanınızda olacağız. Bravo çok güzel konuştun gerçekten. Özgür Bey'in de bir açıklaması var. Var mı orada? Yazık Özgür Bey'in açıklama yaptırmak zorunda bıraktılar. Evet Özgür Bey'in açıklaması şu an elimizde yok. Yok ama, ama o da. Evet reklamlara yani... da vereceğiz onu da. Sevgili Özgür Özel. Ben CHP'li değilim. Ama dün bir, bir yerde bir şey söyledim. 26-27 yaşında zamanında medyaya girdiğim gibi ben 27 yaşında medyada bir anda böyle fırtına gibi esmiş bir adamım. Eğer öyle bir şey olsaydı ölümüne derdim Özgür Özel'in yanında olurdum. Gerçekten en büyük sıkıntı bugün konuştuğumuz o arkadaşla da muhalif yazar arkadaşla da abi dedi Özgür Özel'in savunacak onu koruyacak bir medyası yok. Ekrem İmamoğlu'nun adamları var. Kemal Bey'in adamları var. Mansur Yavaş'ın adamları var. Ama Özgür Özel'in yok. Çok üzülüyorum. Ey namuslu şerefli CHP'liler. vallahi bu adam sizin için çalışıyor ya. Tayyip Erdoğan için falan çalışıyor. Tayyip Erdoğan kimse ihtiyacı yok. Daha açık sözle söyleyeyim mi? İsterse Tayyip Erdoğan kafaya takarsa vefat edene kadar Türkiye'nin başında kalabilir. Bak bu bir gerçek. Bu bir Türkiye'nin siyasal gerçeği. Özgür Özel bunu değiştirmeye çalışıyor. Tayyip Bey'in Putin'den daha az gücün var zannediyorsunuz, zannediyorsunuz siz. Bir kafaya koyarsa aman Türkiye'nin normal demokratik işleyişi bozulmasın istiyoruz. Normal gidilsin. Çatışma olmasın, kavga olmasın, kan olmasın. Ya gezi olaylarında çatışma, kavga çıktı. Kim kazandı? Kim kaybetti? Hiçbir aklınız yok. Özgür Özel sizleri kurtarmaya çalışıyor. Muharipleri kurtarmaya çalışıyor. Muharipleri korumaya çalışıyor. Onların onurlu, şerefli bir hayat yaşamasını sağlamaya çalışıyor. Devlet Bahçeli'yle de uzlaşmak istiyor. Tayyip Bey'le de uzlaşmak istiyor. Çok da iyi gidiyor işler. Ya bir bırakın ya. Gerçekten anlamıyorum. Ben bu işte karanlık ellerin provokasyonunu görüyorum Ezgi. Evet. Normal değil. Bir adama, bir Özgür Özel'e. Yani burada tabii ki kadın kardeşimiz Gülşah Hanım'a yapılan alçaklık ama Gülşah Hanım burada biliyorsun yem. Av Özgür Özel. Gerçek konuşuyor. Yani Gülşah Hanım'ı yem gibi kullanıyorlar. O hedef o değil. Ama tabii daha zarar gören ne olabilir? Yani zarar görmediler inşallah çok şükür ama üzülen diyelim. Ve hastayken. Hastayken üzülen, üzüntü çektirilen bir genç kadın. Ama Gülşah Hanım'ı av kullanıp Özgür Özel'i yemeye çalışıyorlar. Ve bu alçaklığı yapan da tırnak içinde kendine CHP'li diyenler ya. Yazıklar olsun arkadaş ya. Yemin ediyorum manevi anlamda demin ki psikopatın yaptığından farksız. O nasıl böldü, parçaladı, kesti. Siz de kendi genel başkanınızı. Sizi 1977'den beri ilk kez birinci parti haline getiren genel başkanınızı kesip doğramaya çalışıyorsunuz. Bu ne rezalet? Gerçekten anlamıyorum ya. Gerçekten bunu anlamıyorum bu CHP'lileri ya. Gerçekten anlamıyorum. Evet devam edelim. Sayın Tuğhayalı, buradan devam edelim. Konu bütünlüğümüz bozulmasın. Eee Ekrem İmamoğlu yeni bir hamle yaptı. Evet. Bu ahmak davasıyla ilgili yeni bir başvuruda bulundu. Ee, savunma yapmak için başvuruda bulundu. Siyasi yasak alıp almayacağı henüz belli Hı -hı. değilken dediğimiz gibi İmamoğlu'ndan bir hamle geldi. Ee, ve açıklamasında şunu söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı olarak bana değil aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş alçak bir darbe girişimi diyor bu davayla ilgili. Ya şimdi bu olayı... BTR'miz var. Dinleyelim ondan sonra konuşalım. sonra konuşalım. Günaydın. Bir size. Merhaba, <laughs> sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba, Merhaba. güvenli <laughs> Nasılsınız? Adliye Mahkemesi'ndesiniz. Bugün buraya geliş sebebiniz nedir? Kısa bir bilgilendirme alabilir miyiz sizden? Evet, teşekkür ederim. E, tümüyle anlatmak istiyorum tabii ki bugün neyi aktardım ve neyi sundum. Mahkemeye sunduğum talepte olduğu gibi seçilmiş bir yöneticinin görevini yapmaktan ve siyasi faaliyette bulunmaktan yasaklanmasının evrensel Hukuk ölçüleri ve kamu vicdanı karşısında meşru olabilmesinin temel şartlarından birinin söz konusu yöneticiye kendini bizzat savunma hakkı tanınması olduğunu düşündüğüm için bu talebimi az evvel üçüncü kez mahkemeye iletmiş bulunmaktayım. Evet, Sayın Kütahyalı. Ee... Bu davanın siz demiştiniz ki aslında Çıkmaz tozlu raflara atıldı. Ya, aynen tozlu raflara atıldı, arşive atıldı. Ben de o evet, noktada şunu sormak istiyorum. Devam. Madem tozlu raflara atıldı ki Sayın İmamoğlu bizden daha iyi biliyordur bunu. <laughs> ee, neden peki şimdi tekrar Habirecim bir debeket. hamle yapılıyor? Çünkü mağduriyet algısı yaratmak istiyor. Gündemde kalkıp bırakmak istiyor. Bak Geçen senelerde de bu dava vardı. İmamoğlu hiç bu konuyu hatırlatmazdı üstüne örterdi. Ama bu olaydan beri son iki aydır adamlarına da ha bire aynı laflar. İşte efendim İmamoğlu bir an evvel açıklansın. İşte e, İmamoğlu açıklansın. Ya bir kere Özgür Özel'e İmamoğlu bir an evvel açıklattırmak istiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı da İmamoğlu. E peki o zaman Mansur ne olacak? Mansur Yavaş o gün isyan bayrağını çeker. Direkt yeni aday olarak parti bile kurur. Ve CHP'yi böler. Özellikle Sünni Türk, muhafazakar Sünni Türk ve laik Sünni Türk tabanda Mansur Yavaş çok güçlü. %60 oy aldı ya tarihte alınmadı. Ki ben Mansur Yavaş'ı sevmem yani. Aramız kötüdür, davalarımız var ama gerçektir tespit edeceğiz. Ekrem da bir Mansur Yavaş kompleksi oluşmaya başladı. Bir an evvel kendi adaylığını ilan ettirmek istiyor. Bunu da baz olarak kullanıyor. Adliyeye gidiyor, açıklama. Ya yok, Dava günü yok. Tozlu raflara atıldı, arşive atıldı. Ha şurada İmamoğlu haklı. Sevgili hakimler ya bir an evvel beraat verin kurtulalım ya bırakın ya. Böyle bir olaydan bir adamın önüm önü kesilmez. Evet. Öyle şeyler olmaz. Ha, orada Özgür Özel'e de deminden beri çok savunduğum Özgür Özel'e de bir küçük eleştiri yapayım. Tabii. Geçen mikrofon uzatmışlar. Diyor ki Özgür Bey bence siyasi yasak gelecek. Ya sen gazetecimizin Özgür Bey yorumcumuzun sana ne bunlar söyleme. Siyasi yasak gelecek denir Ona da biraz Ekrem Amoğlu darılmış. Ya vallahi gerek yok. Olacak iş değil. Şu ben rica ediyorum ahmak mahmak davasından bir adamın adaylığı önlenmez. Bırakın beraat verirsin. İki İmamoğlu da ya bunu millet yemiyor. E, ha habire gündem bir daha ya yok ki ya böyle bir karar verilecek diye bir şey yok. Tozlu arşive atıldı. Duruşma günü yok bir şey yok. Haber gündem. Değil mi? Sen her gün haberler takip ediyorsun. Evet, evet, evet. Her gün bugün sanki karar verilmiş gibi evet. gündem. Ve Yok. bu üçüncü başvuruymuş. Ayda. Yani vallahi bence Ekrem İmamoğlu yapacağı şey Özgür Özel'e destek olmak. Özgür Özel'le Özgür Özel Mansur Yavaş'a değil İmamoğlu'na. CHP'nin kararı Cumhurbaşkanı adaya çıkacaksa İmamoğlu olur. Mansur Yavaş olmaz. Hazır ol kendi aday olur gibi gözüküyor. Ama bu ya da başka bir seçenek de Özgür Özel'in teorisidir. Yani başbakanlık modeline dönme projesidir. Bunu da bir düşünsün İmamoğlu. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle Tayyip Erdoğan'ın şu an sahip olduğu gücü haydi verelim bakalım yeni birine kolay kolay demezler. Şu devleti biraz iyi tanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, güvenliğini, milli istihbaratını, ordusunu, polisini, Güvenlik ve istihbarat bürokrasisini hiç tanımıyorsun Ekrem Amoğlu ya. Hiç tanımıyorsun ya. Bugün ona yakın bir gazeteci arkadaşımla konuştum. İşte söyledim de mi? Evet. Dedim ki bunun bağı yok. Abi hiç bağı yok dedi. Şimdi Mansur Yavaş'ın var. Mansur Yavaş Hatay'a gitmiş bak bugün. Tabii bizim akışımız yok ama AK Parti Hatay Belediye Başı güzel güzel karşılamış. Hatay Emniyet Müdürü, Hatay Jandarma. Bir bağı var devletle. Neyse İkrem İmamoğlu, Mansur Yavaş konusunda Daha o kadar çok konuşacağız ki sen de herkese bıkacağı için konuyu burada kesiyorum. Sayın çok teşekkür ediyorum. Son dakika bir gelişe yani, vardı. Ufacık e, değinmeden geçmek istemediğim bir konu var. Tabii. Onu da aktaracağım. Ee, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları birkaç gün sonra bir yılı aynen, e, aynen. bulacak. En az 10 bin kişi enkaz altında kaldı. En az 24 bin 90 kişi hayatını değiştirecek derecede yaralanmalarla e, hayatına devam ediyor. Zaten binlerce kişi öldü. E, bu anlamda da 60'tan fazla şehirde Türkiye'de e, bu e, insanlık dramına dikkat çekmek için yürüyüşler düzenlenecek Sayın Kütahyalı. Çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Teknofest Adana'daydı. Evet. Orada bir konuşma gerçekleştirdi. İsrail'in Orta Doğu'daki e, saldırgan tutumu gündemindeydi Erdoğan'ın. Yine dediğimiz gibi bir son dakika gelişmesi olarak da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in evet. salı günü meclisi İsrail'in saldırıları konusunda bilgilendirmesi bekleniyor. Mecliste yapılacak kapalı oturumda Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve savaş riskleri konulu konular görüşülecek. Bunu da belirtelim. Değinmeden geçmek istemiyorum. Zaten istemedim. 7 Ekim günü Allah'ın izniyle yine burada olursak Ezgi'cim evet. güzel güzel bütün detaylı o saldırının birinci yılını yorumlarız. Evet. Teşekkür ediyorsun. Ben de teşekkür ediyorum sana. Bugün evet. bugün çok güzel bir yayın oldu. Ben de sana teşekkür ediyorum. Evet. 4 Ekim Cuma Rasim Ozan Kütahyalı ile haber yorumda sizlerleydik. Rasim Bey'in değerli yorumlarıyla gündemi konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın lider haberde kalın.